Herkese selam. Bugün çok uzun zamandır beklediğimiz yepyeni bir motorla birlikteyiz. Mandello ile güzel bir deneyim yaşadık diyelim. Bununla ilgili biraz daha uzun, detaylı videolar çektim. Bunların kurgusu vesaire biraz zaman alacaktır. Biraz da bölük pörçük oldu çünkü bu videoların sponsoru olan Classy Motovlog Gökhan'ın GoPro'sunun kaskıma takarken aparat çıktı. Yani o kaska bağlantı parçası çıktı vesaire. 1000 tane şey oldu. Sonra işte uğraşıp hallettik ettik vesaire. Biraz parça parça video oldu ve biraz da ben belki de alışılagelmiş bir bu tarz motora yapılacak izlenim videosundan farklı bir şeyler yaptım. Açık konuşmak gerekirse performans sürüşündeki kabiliyetine bayağı bir hayran kaldığım için motorun o tarafa çok vurgu yaptım belki de. Bunlar bitene kadar kısa bir genel özet yapayım istiyorum. Parça parça motorla ilgili izlenimlerimi, fikirlerimi, düşüncelerimi ileteceğim size. Nedir arkadaşımız? 2023 model ya da bu 22'dir belki. Moto Guzzi Mandello V100S. Adındaki 100'den anlaşılabileceği gibi demeyeyim, tabi anlaşılmaz. Adındaki 100 neyi ifade ediyor? Moto Guzzi'nin 2. yüzyılına girmiş bulunuyoruz. Yeni yüzyılımızda bizi ileriye taşıyacak, bizim yeni modellerimizi şekillendirecek motor bu diyor Moto Guzzi. Bunun arkasından bir Stelvio zaten yolda. Bu bloğu sık sık göreceğiz gibi. Şimdi öncelikle bir tasarımdan başlayalım. Uzun videoda motorun etrafında şurası burası görüntüsünü zaten biraz çektim. Zaten biliyorsunuz da motoru gerçekten mükemmel bir tasarımı var. Havacılıktan ilham alan bir sürü detayı var. Bir de zaten İtalyan Deniz Kuvvetleri'nin bir yanılmıyorsam Deniz Kuvvetleri'nde uçağı olur ya arkadaşlar. Onun da bir şeyinin 100. yılına özel bir serisi vardı. Şu an adını hatırlayamadım, kusura bakmayın. Ona özel bir renk temasıyla geliyor. Onunla falan çok daha mükemmel hale geliyor. Gerçekten çok ikonik, şahane bir tasarımı var. Yani uzun videoda da bol bol değineceğim üzere motor teknolojik olarak çok güzel bir evrim geçirmiş. Müthiş bir şekilde modernleşmiş. Ama eski karakterini, şu sesi de bırakmıyor ve tasarım da yine aynı şekilde müthiş karakterli, müthiş güzel. Ama tasarımla ilgili tabii çok çok fazla diyecek bir şey yok. Tasarım çok kişisel bir şey. Kimi insan da şu motora bakıp ben bunu beğenmedim diyebilir. Bir şey diyemeyiz ama bence gerçekten her tarafında tasarım detayları gerçekten çok çok güzel. Transvers 90 derece olarak konumlandırılmış bir V2 motor var. Çok çok detayına girmeyeceğim. İlk defa su soğutması, ilk defa su soğutmalı motor yapıyorlar. İlk defa ıslak debriyaj yapıyorlar. Motor bloğunun son derece keyifli olduğunu söyleyebilirim ama birçok kişinin tahmini de motorun birkaç noktasında bu yeni olan işte bloktur, şasidir, elektroniklerdir. Burada Aprilia'ya güzel bir işbirliği yapılmış gibi. Ya da hani Aprilia'dan doğrudan bir know-how veya mühendislik hizmeti alınmamış olsa bile en azından Piaggio Grup çatısında aynı felsefede bir doğrultuda, aynı felsefede bir üretim yapılmış gibi görünüyor. Yani bu sadece benim gözlemim değil. Dün yurt dışında yaşayan iki arkadaşımla da görüştüm. Orada bir süredir tabii satışta ve test motorları olduğu için onlar da deneme imkanı bulmuşlar. Onlar da aynı fikirde. Aprilia ile güzel bir şekilde işbirliği yapılmış gibi görünüyor. Bu da işte bloğun çok heyecanlı olması, güzel hızlanması, elektroniklerin de yerli yerinde olması gibi avantajlar sağlıyor. Gerçekten motorun performansı çok güzel. Blok son derece eğlenceli. Tabii ki hani bunu söyledim diye benzer aracında mesela Tuono V4'teki gibi bir blok beklemeyin. 115 beygirlik bir blok var. Dikey yerleştirilmiş bir VTB'm var. 1050cc 115 beygir. Torkunu oldukça aşağı devirlerden verebiliyor. Çok keyifli. Yaklaşık %85'ini 3000 seviyelerinde olması lazım üretiyor torkunun. Titreşimle ilgili aklınıza gelen soru işaretleri vardır. Alt devirlerde hafif bir taka 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 var ama bu kesinlikle yorucu bir şey değil.
Ben hani şehir içi trafiğine falan da girmem gerekti bu motorla. Öyle yoruldum, aman çok titreşiyor, rahatsız ediyor falan bir şey asla yok. Bir counter rotating crankshaft, daha doğrusu crankın arkasına bir ikinci ters dönen shaft kullanmışlar. Bu da bütün bu titreşimle, salınımla ilgili endişeleri minimuma indiriyor ve gerçekten güzel çalışıyor. Bir diğer endişe noktası olabilecek şey, shaft'tan ötürü performans sürüşünde işte sürüşü bozacak bir takım hareketler yapması. Shaft'lı motorların doğasında vardır bu, biliyorsunuz biraz. Solda shaft var Moto Guzzi'de. Sağ virajda motorun dışa açılmasını gaz açtığınızda, sola virajda ise daha da içeri kapanmasına sebep olabilirdi bu. Ama shaft'ı oldukça uzun tutarak bu sorunu da çözmüşler. Düzlük hızlanmalarında çok sert bir şekilde gaz açarsanız evet biraz bir yükseliyor gibi bir his var motorda. Ama gerçekten çok minimal seviyede olduğunu söyleyebilirim. Yani mühendislik anlamında gerçekten derslerini çok güzel çalışmışlar. Ergonomi konusuna geçecek olursak, benim boyum 1.73 ve ben motorun üstünde son derece rahat olduğumu söyleyebilirim. Ayaklarım topuk falan basmıyor yere tabii ama. Hiçbir şekilde dengesiyle ilgili bir sorun yaşamadım. Düşük hızlarda da çok dengeli ama tabii olduğu yerde iterken benim alışkın olduğum motordan yaklaşık 50 kilo ıslak ağırlığı daha fazla. Uzun videoda 50-60 kafam karıştı. Bunun çünkü ıslak mı kuru mu 233 kilo olduğunu hatırlayamadım. Sonra bir arkadaşım söyledi, hatırlattı. Islak 233'müş, Areste ıslak 183. Tam 50 kilo bir fark var. O yüzden park yerinde orada burada falan iterken motoru bana çok daha ağır geldi. Ama tabii bu hangi motordan gelip neyle kıyasladığınıza bağlı. Kaponort süren bir arkadaşıma da çok hafif geldi mesela. Çünkü kaponortta 270 kilo mu ne? Açıldıysa ben şu soldan çıkayım. Kurye arkadaş da var arkada, o da geçsin. Boyunuz 1.80'in üzerindeyse Moto Guzzi'nin orijinal aksesuarı olan yüksek seleyi, kurye dediğim adam polis çıktı be. Vay 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 vay. Aferin. Ne güzel gözlerim var. 1.80'in üzerindeyseniz orijinal yüksek seleyi tercih edebilirsiniz rüzgar korunumu için. Eğer kısaysanız da bir de alçak sele var, onu da kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi 1.73 boyundayım. Kesinlikle alçak seleye ihtiyaç duymam bu motorda. Rüzgar korunumu, aerodinamik motorun en çok merak edilen özellikleri, kanatlar, elektrikli. Elektrikli ön cam tabii yani skuterlarda bilir ama şu hareketli aerodinamik parça motosiklet tarihinde bir ilk. Dayı sen niye sola geliyorsun ki? Ay ne güzel bir ses ya. Bunun hani rüzgar sürücüye bir faydası rüzgar anlamında mutlaka vardır. Ne kadar ölçülebilir tartışılır. Hani ya uydurmuşlardı demeyeceğim, sırf şekil demeyeceğim çünkü gerçekten şu karın bel bölgesi biraz daha rahat gibi hissiyat olarak ama oyunu değiştirecek çok farklı bir şey de değil ama bunun kullanıldığı bir motor olması, işte bu düşünceyle üretilmiş olması, bu çok güzel. Bunlara özenmişler, bezenmişler. Onun dışında parça boya işçilik kalitesi, yine detaylarına diğer videoda değineceğim. Gerçekten çok iyi, her şey birinci sınıf kullanılmış. Zaten üzerindeki bu kozmetiklerin dışındaki tüm ekipmanlar da çok kaliteli. Fren merkezleri ön arka Brembo, debriyaj maneti bile Brembo. Areste kullanılan M432 kaliperler var, frenler gayet güzel. Amortisör olarak bu S modelinde Öhlins EC20 ya da aktif elektronik süspansiyonlar var. İşte oyunu değiştiren şey bence bu. Videoyu izlediğinizde göreceksiniz ki bir klasik Moto Guzzi incelemesi gibi motorun görselliğinden, sanatından çok fazla bahseden bir video olmadı benim videom. Bu yönleri kesinlikle zayıf değil veya bu yönleri benim ilgimi çekmiyor değil. Ama bunları anlatan çokça video mutlaka izlemişsinizdir veya izlersiniz diye düşünüyorum. Çünkü motor gerçekten bir şaheser tasarım olarak. Ama bunun dışında beni en çok etkileyen şeyi Holigan modunda ne kadar başarılı olduğuydu. Yani bu motor alıp şöyle bir Adapazarı'na gidelim, Bilecik'e gidelim, orada bir işte gezelim, şurada bir yerde de bir şeyler yeriz vesaire gibi kısa turlarda gerçekten hem konforlu hem de kuduruk bir sürüş yapabilirsiniz. Sele ile ilgili biraz daha yumuşak bir sele olabilirdi. Uzun kilometrelerde belki birazcık rahatsız edebilir ama hani buna belki diyorum çünkü bayağı bir uzun kilometrenin sonunda da Allah ölüyorum yandım falan dedirtmedi. Ama çok çok yumuşak bir selesi olmadığını söyleyebilirim. Bir heyecanlı genç daha var arkamızda. Ben şu sağa doğru geleyim. Korna da çaldı. Ulan biz millette hiç yol istemeyiz. Yol veren adama bip bip yapıyorlar. Ay dörtlülerin de yaktı canım, sağ olsun. Ergonomisi bu şekilde. Pegler ne çok alçak ne çok yüksek. Yani
1.85'in üstünde artık biraz belki sıkıştırabilir. Fazla iki büklüm olabilirsiniz. Çok çok uzun kişilere göre değil. Tabii bunun için Stelvio gelecek. Adventure motorlar hep daha uygun oluyor. Hemen hemen bütün markalarda böyle. Bir Sportster Naked tarzı bir motorda 1.90'ın üstünde konforlu sürmek maalesef pek mümkün değil. Tabii Naked kelimesi çıktığını ağzımdan ama ben de ne biçim Naked bu diyebilirsiniz. Değil işte, biraz daha Sportster diye geçiyor. Arabada Roadster vardı. Bunlar hep biraz ürünü oturtmak için biraz da pazarlama kafasıyla kullanılan terimler. Net olarak bir yere koymak zor oluyor. Bu ne tam bir dört başı mamur bir tur motoru. Hani alayım çıkayım da ben buna Nordkap'a gideyim derseniz dünyanın en konforlu tercihi olmaz bu. V85 veya yeni gelecek Stelvio daha doğru. Ama yapılmaz mı? Yapılır. R1 ile dünya turu yapan insanlar var sonuçta. Ama o kadar ekstrem bir şey olmaz bu tabii. Benim de hatırı sayılır deneyimim oldu. Uzun kilometreleri kaldırıyor diyebilirim. Sadece yine bu sınıfında çok normal. Yüksek tempo gittiğiniz zaman artık rüzgar biraz yorabiliyor. Yani rüzgar şeyi yetersiz değil ama atıyorum bir Afrika Twin veya bir Capo Nord veya bir GS Multi gibi full size adventure motorlardaki rüzgar korunumunu da beklememek lazım. Malum bu çok daha kompakt, daha slim ve şık şıkarak bir makina. Elektronikler gayet güzel. Viraja duyarlı ABS ve traction control var. Traction 4 kademe. Örneğin Ares'teki gibi 8 kademe yapmamışlar. Çünkü gerçekten böyle bir motorda ona ihtiyaç yok. Böyle bir sürüş. Ya ve pist için çünkü o sadece 8 kademe neredeyse. 4 kademe traction'ı var. Gayet de güzel çalışıyor. Herhangi bir şekilde böyle sallayarak şey yapayım da tuttum çektim falan değil. Şıkır şıkır çalışıyor. Elektronik tarafında tabii bir de işin öyleyiz tarafı var. Sürüş modlarıyla eşleştirilebilen ve daha sonra da ayarlarını ince ayar olarak istediğiniz gibi düzenleyebildiğiniz modları var. İsterseniz tamamen özel bir ayar yapabiliyorsunuz. Manuel ayar dediğimiz. İşte compression bu olsun, rebound bu olsun gibi. İsterseniz de otomatik olan dynamic veya comfort diye geçen seçeneklere işte öne biraz sertlik ekle, fren desteği ekle gibi subjektif yorum gibi ayar da yapabiliyorsunuz. Bunları da yine detaylı olarak menülerini vesaire nasıl yaptığımızı uzun videoda göstereceğim. Bunun dışında kısa bir özet yapmak istedim. Çünkü dediğim gibi hem o video uzun sürecek hem de herkesin ilgisini çekmeyebilir. Ben yine teknik detaylara biraz fazlaca ağırlık vermiş olabilirim. Kısaca özetlemek gerekirse ben Moto Guzzi adına sevindim. Yani Moto Guzzi hayranı değilim. Şimdi hayranı değilim derken özel bir şeyim yok. Tabii ki çok güzel motorları var ama öyle çok sürekli hayalini kurduğum bir motor değil. Ama ikinci yüzyılların işte bence oldukça keyifli geçeceğini söyleyebilirim. Piaggio gruptaki ortak mühendislik çalışmaları da buna katkı sağlayacak gibi. İki yönlü quick shifter da var tabii ama debriyajla değiştirmek de oldukça keyifli. Bir de şu sesi güzelce alıp, bu kötü bir vites küçültme oldu ama o sesi de alabildiği için ben debriyajla da bol bol vites küçülttüm. Çok da hoşuma gidiyor. Abi bana boşluk açmıyorsan ben de senin önüne birazdan girerim. Ben de sana açmam. Ne diye inadına o kadar üstüme geldin ki? Üstüme gelme inanamam. Avrasya girişinde bu yoğunluk neden? Hayırdır inşallah. Avrasya girişi falan değil, komple burada bir şey var. Bir on. Ne var acaba? Hemen meraklı Türk olarak gidip bakalım. Ne oluyor acaba? Abi dur. Ha mesela bu da şehir içindeki kıvraklığını hoppa anlatmak için güzel bir video olsun. Yani tabii ki bir skuter değil ama trafikte de gördüğünüz gibi eziyet çekmeden ilerlemek, aralara falan girmek mümkün. Bu V-Blow'un egzozlarının dışa taşınmasının bir avantajı olmuş. Arkaya doğrudan gelmiyor. Sıcak. Yani yanacak bacakların demişlerdi bana. Hiç öyle bir şey olmadı. Tabii ki 35 derecede sürmedim ben motosiklet ama 25 derecede şehir içine girdim. 10'la bile ise olsa akıyorken sorun yok. Durunca her motorda olduğu gibi yukarı doğru gelen bir sıcaklık var ama o da kesinlikle yanan yakan bir şey değil. Videoyu bitirirken Koşu Yolu Motoplex geldik. Bu motorları deneme imkanı sağlayan ve aynı zamanda Aprilia Vespa motorlarda da satın alma süreçlerinde sizlere yardımcı olacak arkadaşlarım bulunduğu yer. Kendilerine de çok teşekkür ederim. Herhangi bir şekilde Piaggio grubu motor almak istiyorsanız gerçekten çok 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 bilgili bir satış ekipleri var.
Video bu kadar. Görüşmek üzere.